üretmek sanırım benim için hayatın anlamı. 6 yılda işletmeciliği adım adım öğrendim. Gerçekten bir hayaliniz, projeniz varsa başlamanız lazım. Merhaba, ben Sevcan Yıldız. İstanbul doğumluyum, ürün tasarımcısıyım. Aynı zamanda girişimciyim. Beşiktaş'ta küçük bir çiğberek dükkanım var. İlkokulu ve ortaokulu okuduğumda çok da parlak bir öğrenci değildim açıkçası. Aslında ümidi kesmişlerdi. Hani üniversite ve başarılı bir kariyer açısından beni meslek lisesine kaydettirdiler. Neyse ki o sırada iyi bir seçim yapıp grafik meslek lisesine kaydettirdiler. Ve istediğim bölüme, Mimar Sinan Endüstri ve Tasarım bölümüne girdim. Ben hızlı bir şekilde üniversiteden sonra iş buldum. Ve totalde 13 yılım çok yoğun kurumsal hayatta geçti. Ürün tasarımı yaptım, tabela yönlendirme tasarımları yaptım. Ta ki o 13 yılın sonunda bir gün işten çıkarıldım. Ve hani benim için nasıl diyeyim, büyük bir şok. Bir anda bir boşluğa düştüm. Ve biraz da o şokun etkisiyle hemen iş aramadım. Böyle kafamda oturtamadım ne yapacağımı. Ta ki bir gün mahallemde küçük bir dükkan gördüm ve hani orası böyle bir anda, yıllardır önüne geçtiğim dükkan, bir anda hani benim olabilir, ben burada bir işletme kurabilirim diye aslında ilk dükkanı görmemle başladı. Yine kendi mesleğimle, altyapımla ilgili fikirler çıkarmaya çalışıyordum. Fakat dükkanın, şimdi ben dışarıdan gördüğümde bu hayalleri kuruyordum da dükkanın içine bir girdim. Dükkan böyle o kadar küçük ki üçgen ve böyle en arkası 1 metre. Önü 3-3,5 metre deseniz toplamda 11 metrekare falan bir alan. Ve içinde hiçbir şey yok. Asma kat yok, depo yok, tuvalet yok. Hani benim bütün işletme mantığındaki tüm diğer alternatifleri eleyip başka bir şey bulmam gerekiyordu. Ondan sonra Beşiktaş'taki, etraftaki işletmelere bakmaya başladım. Hani çok fazla kafe, yemek üzerine çok fazla mekan var. Benim de yıllardır peşinde koştuğum, nerede görsem yediğim çiğ börek aklıma geldi. Ben bu sefer bu dükkanı bir çiğ börekçi olarak planlamaya başladım ve tabii ki annem babam şok. Yani benden böyle bir şey beklemiyorlar. Kabul etmediler. Esnaf olacağım dedim ve küçük esnaf oldum gerçekten. Böyle keyifli bir dönem başladı ama ilk başta çok şeydim, yalnızdım, çok tektim. Hani tek başıma öncelikle zaten dekorasyon kısmı da bayağı sürdü. Çünkü ben böyle anahtar teslim, birine parayı teslim edip hani şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diyebilecek bir bütçem olmadığı için sıfırdan hani zeminini, duvarını, işte bir gün babam geldi, bir gün abim geldi. Hani belli mobilyaları dışarı verdik ama kendi yapabileceklerimizin hepsini biz yaptık. Neden çiğ börek? Çünkü ben çiğ börek peşine gerçekten gittim, her şehirde yiyordum ve direkt çiğ börekçi mantığında dükkan çok az. Hani olmadığı için ve insanlara gerçekten doğrusunu gösterebileceğimi bildiğim için çiğ börekçi açtım. Dekorasyonu bitirdik, daha dükkanı açmamıştık. Yakın bir arkadaşımdan destek istemiştim. Biz kendi kendimize demo yapıp hani tamam bunu burada kullanırız, bunu böyle yapalım, şunun tadına bakalım, içine şunu koyalım derken kapıdan biri girdi ve dedi açık mısınız? Normalde biz o günden bir gün sonra açacaktık. Ama böyle hani yaptığımız börek o kadar güzel olmuştu ki biz yiyorduk. Ve o kişi sorunca açık mısınız diye dedim açız. Çiğ böreğin doğrusu bir kere hamurunda herhangi bir ek, maya, o bu olmaz. Zaten bu hani pişi değil sonuçta. Çiğ börek çok standart hamurdan oluşur. Un, su, tuz. Biz ekstra sirke koyuyoruz içine. Çok güzel bir doku katıyor çünkü beklettiğinizde. Bunun dışında iç harcı önemli. Yani iç harcıda kıyma, soğan ve karabiber var zaten. Hani tuzu söylemedim ama bu kıyma ve soğan ikilisini lahmacun yapar gibi, pide yapar gibi böyle kalıp şeklinde üstüne koyamazsın. Tatarlar bu sorpa der içinden akan et suyuna. Ben bunu anlatırken her seferinde ağzım ve aradan geçti 6 yıl. 6 yılda hala ben tek şubeyim. Hala ilk kalemi koruyorum. Ve 6 yılda gerçekten işletmeciliği adım adım öğrendim. Başta çok fazla giderim, çok fazla personelim olmadığı için hani belli saatlerde açayım kapayım modundaydım da Avrupa'da değiliz yani. Hani
burada Türkiye'de farklı işlediğini ve gerçekten bu işin piri olan insanlardan öğrendiklerimi dükkana yansıttım. Ana kadromu çevremden buldum. Birinin dedi ki benim kardeşim var iş arıyor. Biri dedi ki ay benim şurada bir arkadaşım var iş arıyor. Hep referansla ve o kemik kadro hala dükkanda. Şu an dükkanda birbiriyle çok iyi anlaşan ve işi de çok iyi yürüten bir ekibim var. Bunun şu an başını Sabiş çekiyor. Benim baş aşçım ve yöneticim. Ve tüm ekibi bir arada tutan, hani o ağları ören de kendisi. Benim de hiç öngöremediğim bir yere geldi. Yani ben günde 50 börek satarsam rahatım dediğim, tek başıma olduğum yerden şu an günde 500-600 börek satıp hani 6 kişi istihdam ettiğim bir işletmeye aynı metrekarede ulaştım. Hiç beklemedim bir anda bir telefon geldi ve yıllar öncesinden benim yaptığım işleri bilen, hani ürün tasarımında çıkardığım ürünlere hakim birileri tarafından bir telefon geldi. Benim unutamadığım her zaman o kadar iş deneyimimde ürün tasarımıydı. Ve ürün daha böyle zanaata yönelik ürün tasarımı. İşte bakır ustalarıyla çalışmak ya da işte sıcak camın, o elde yapılan sıcak camdan ürünler yapmak. Ve şu an bana gelen teklif tam olarak buydu. Hani gel, bize böyle bir marka oluştur, koleksiyon çıkar ve hani başında sen ol. Ben tabii, ben şok. En çok bununla kim mutlu oldu? Annem, babam. O sıra, o döneme kadar ben Çiçi'de bir şeyler oturttuğum için ekibe emanet ettim ve dedim ki ben bunu deneyeceğim. Ve bu gelen teklifi değerlendirdim. Ofis işim diyeyim. Hani diğeri dükkan işim ve ofis işim. Ofis işimde ürün tasarımcısıyım. 500 adet üretilecek bir fincan tasarlıyorum ya da hani 1000 adet üretilecek bir bakır kase tasarlıyorum ve bu tasarımları da kendi tarihimizden, bulunduğumuz Anadolu ve Anadolu'yu kapsayan tüm medeniyetlerden ilhamla çok fazla arşiv karıştırarak, çok fazla müze gezerek, oradan topladığım ilhamla günümüze uygun, günümüz trendlerinde de hani sahip olmak isteyeceğiniz ürünler çıkarıyorum. Benim hikayemi bilenler ya da o haftalık rutinimi, günlük koşuşturmamı görenler çok şaşırıyor. Çünkü hani insanlar böyle sabah 9-5 çalıştığı işinde bile çok yorulup hani kendini eve zor atarken ben izin günü kullanmadan çalışıyorum aslında. Çünkü pazartesiden perşembeye ofisteyim. Hani ofiste olmadığım zamanlarda bile sahadayım, atölyelerdeyim, ürün takip ediyorum. Cuma, cumartesi, pazar dükkandayım, bir fiil ocaktayım ya da hani hangi bölgede çalışmam gerekiyorsa dükkanda. Üretmek sanırım benim için hayatın anlamı. Hep böyle bir arayış peşindeyiz ya, hani ney, benim için ne önemli. Benim için üretmek diyebilirim çünkü her gün o koşuşturmanın içinde ortaya çıkan bir ürün de olsa, ortaya çıkan bir börek ve bir servis sonucu bir müşteri memnuniyeti de olsa ben bundan keyif alıyorum ve sürekli o daha ileriye yönelik plan yapıyorum. Mesela o monotonluk ve tek düzelik hiç benlik değil. Zaten hani öyle olsaydı şu an bu anlattıklarımdan bambaşka bir hayatım olurdu. Kendimle gurur duyduğum bir noktada henüz değilim. Çünkü daha kafamda daha yapmam gerekenler var. Çok uzun vadede değil. Çünkü artık deneyimlerimle bazı yolları daha hızlı geçebiliyorum. Şimdilik annemin, babamın benimle gururu önemli. Ama yakın zamanda ben de oralara geleceğim. Gerçekten bir hayaliniz, projeniz varsa başlamanız lazım. Bu doğru. Yani ben çok sıkıştığım anlarda bile oturup ne yapmak istediğimi yazıyorum. Onları kategorilere ayırıyorum. Hani ve orada o listelerde önünüzde bir iş planı oluşmaya başlıyor. Ama bunu sadece kafanızda tutmayın. Oturun, çalışın. Gideceğiniz yol önünüzde zaten. Siz çalışmaya başladığınızda o yol görmeye başlıyorsunuz. Önünüzde açılıyor.